30 dakikaya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Hande Berk'tan. Günün öne çıkan sıcak gelişmelerini uzman konuklarımızla derlediğimiz ve 30 dakikayı sığdırdığımız bu bölümde önce piyasalar diyoruz ve global menkul değerlere gidiyoruz. Strateji müdürü Filiz Özcan telefon hattımızın ucunda. Filiz Hanım, iyi günler diyerek başlamak istiyorum. Evet, haftaya pozitif bir momentumla başlayan Borsa İstanbul'a baktığımızda Avrupa hisse senetleriyle kıyaslayacak olursak Avrupa tarafında daha yüksek artışlar olduğunu görüyoruz. Dün Almanya DAX endeksinde %5'i aşmıştı. Borsa İstanbul bir miktar gerisinde kalıyor. Özellikle beklenti hangi bant aralığında şekilleniyor ve Borsa İstanbul Avrupa hisse senetleri piyasasının neden bir miktar daha gerisinde kaldı? Evet Hande Hanım, merhaba tekrardan. Bahsettiğiniz gibi haftaya gayet pozitif bir seyirle başladık. Bugün de yine alıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dün özellikle Amerika piyasalarında %7'ye varan yükselişler yaşanmıştı. Yine Avrupa piyasalarında %5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştiğini görmüştük. Borsa İstanbul bu yükselişe katılma çabası içerisinde. Ama tabii ki dolar TL tarafına baktığımız zaman bir miktar bizde ki TL aleyhine olan seyrin devam ediyor olması bu yükselişin gerisinde kalmamızın neden oldu bir süre aslında. Halen daha da tam olarak bu yurt dışındaki açılan makası yurt dışı piyasalarla olan aramızdaki makası kapatabilmiş değiliz. Ama bunun bugün için baktığımız zaman daha pozitif tarafta bu ivmeyi yakalamak üzere hareket ettiğini görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. IMF'in bazı açıklamaları var. Elinde ABD tahvili olmayan ülkelere yeni bir fonlama sağlamak için swap limiti tasarlandığına yönelik bazı haberler gündeme geldi. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar toparlanma görüyoruz. TL'de şu an için çok fazla öne çıkan bir görüntü yok. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok pozitif bir görüntü yok. Ama benzer bir seyirde bugün de dolar TL düne göre daha aşağıda gibi gözüküyor. Seyirde borsadaki yükseliş hareketinin devamındaki seyri bu dolar TL'deki geri çekilme de etkili olacak diye düşünüyoruz. Genel olarak baktığımız zaman, teknik açıdan baktığımız zaman 93 bin üzerine yerleşmesi endeksin kısa vadeli trendler açısından son derece pozitif. Ve önümüzde bir marj açıyor. 95 bin hatta 99 bine kadar varabilecek oranda teknik marjlar açılıyor. Ama tabii ki bu teknik hareketin temel dinamiklerle de desteklenmesi gerekiyor bu yükseliş hareketinin katılım sağlanması için. O yüzden TL tarafındaki hareketlilik önemli, CDS tarafındaki hareketlilik önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, özellikle dolar TL'deki baskı borsayı bir miktar daha geride tutuyor diyorsunuz. Ben hemen kur üzerinden ilerlemek istiyorum. Geçmiş dönemde daha çok gelişmekte olan ülkeler arasında dolar TL'nin özellikle dolar karşısında daha kuvvetli olduğunu görüyorduk. Ancak petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme de bu olumlu havayı desteklemişti, ancak petrol tarafında yeniden yukarı yönlü hareket dolar TL'de nasıl bir baskı yaratacaktır? An itibariyle baktığımızda 6.72'ler seviyesinde devam etmekte olan bir kur görüyoruz. Dolar TL tarafında beklentiniz nedir? Kesinlikle bahsettiğiniz gibi Brent petrol tarafında özellikle 20 dolar civarlarına kadar yaşanan 20 dolarlara doğru yaşanan geri çekilmede Türk lirası diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışıyordu. Çünkü en büyük girdi kalemimiz maliyet yükümüzü oluşturuyordu petrol tarafı ve bu petroldeki düşüş o dönemde Türk lirasının pozitif tarafta kalmasını sağlamıştı diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasladığımız zaman. Ama mevcut durumda biliyorsunuz OPEC toplantısı yapılacak Perşembe günü ve orada bir kesintiye varılabileceğine ilişkin beklentiler var ve petrol fiyatları bu beklentiyle birlikte bir yukarı doğru dönüş hareketi sergiliyor. TL'de o yüzden bu petroldeki dönüş sonrasında diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla olan pozitif seyrini biraz daha tersine çevirmiş durumda. Yani diğer bu sefer petrol ihracatçısı olan gelişmekte olan ülke kurlarında daha pozitif seyir izlendiğini görüyoruz.
Filiz Hanım, diğer yanda petrol tarafıyla da ilerleyelim. Evet, gözler artık OPEC 9 Nisan'daki toplantıya çevrildi. Burada bir arz kesintisi bekleniyor. Birinci sorum, bu fiyatlamalara girdi mi? Petrol fiyatlarına girdi mi? Bir diğeri de, eğer olası toplantıda çıkacak bir arz kesintisi, diğer cephede özellikle dış piyasada talebin çok zayıf olduğu bir noktada bu arz kesintisi petrol fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratacaktır? Şimdilikle öncelikle bakarsak petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşte tabii ki bu arz fazlalığı evet bir unsurdu. Ama en önemli unsur tabii ki talep yetersizliğiydi. Koronavirüs nedeniyle ekonomilerde yaşanan duruş talebin arz talep dengesinin bozulmasına neden oldu. Dolayısıyla evet petrol tarafında bir kesintiye gidilecek olması petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş getirdi ve ben biraz fiyatların içerisine de artık girdiğini söyleyebilirim. Ama en önemli unsur, diğer unsur bu talep tarafının canlanması, yani petrol fiyatlarında artık yükseliş eğiliminin daha iyi kazanabilmesi için gereken unsur talep tarafında güçlenmesi olacak. O yüzden arz kesintisi evet biraz yukarıya taşıdı fiyatları ama devamı için kesinlikle bu virüs konusundaki artık endişelerin ekonomiye verdiği hasarın durması gerekiyor ve yeniden bir ekonomik faaliyette bizim canlanma görmemiz gerekiyor ki petrol fiyatlarında daha rahat bir seyirden bahsedebilelim. Son olarak altına ilişkin yorumunuzu da alarak ilerleyelim dilerseniz. Onsu 1662 dolardan işlem gören altında özellikle yıl sonu beklentiniz nedir? Şöyle bakmamız lazım. Tabii ki yıl sonunu görmek, o döneme kadar yaşanacak dalgalanmaları görmek çok zor. Ama genel olarak trendin altın lehine olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut durumda dünya çapında likidite bazında çok fazla destek geldiğini görüyoruz merkez bankalarından. Bu dönemde altın tarafına aslında çok fazla yansımadı bile. O yüzden ben önümüzdeki dönemde bu altın tarafındaki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyorum. Bugün de baktığımız zaman vadeli dün özelinde özellikle dün ve bugün vadeli altın fiyatlarıyla spot altın fiyatları arasındaki farkın da ciddi bir şekilde açıldığını gördük. O yüzden o tarafta da yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. En yakın gördüğümüz seviyeler spot altın tarafında bakarsak bir önceki test ettiğimiz bu Mart ayı başında test ettiğimiz 1700 dolar seviyeleri ons bazında baktığımız zaman bence test edilebilir seviyeli olarak gözüküyor en yakın seviye olarak baktığımız zaman. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan'ı uğurladıktan sonra koronavirüs salgınının reel sektörü üzerindeki etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Makine sanayini konuşacağız. Makine imalat sanayini, makine imalat sanayi dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran'a soracağız. Adnan Bey hoş geldiniz diyerek başlayalım. Evet, bu koronavirüs salgınının pandemi gerek insan sağlığını etkilerken gerekse ülke ekonomileri üzerinde de ciddi tahribata neden oluyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Makine imalat sanayinde ne kadarlık bir daralma öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bu virüsün dünyadaki ve ülkemizdeki tesir süresinin uzunluğuna bağlı olarak çok ciddi şekilde makine üretiminin duracağını düşünüyoruz. Sebebine gelince şimdi böyle bir ortamda yatırımların çok ciddi şekilde azaldığını, hemen hemen durma noktasına geldiğini görüyoruz. Ve makine demek de yatırım malı. Ancak zaruri alanların ilerlediği bir dönemdeyiz. Bu çerçeve içerisinde biz anketler yapıyoruz federasyon olarak. İlk yaptığımız ankette sektörün şu ana kadar siparişlerinde %75 şey varıncaya kadar bir küçülme ve daralmayı izliyoruz. Ancak elinde şu anda iş olan firmalar belirli bir kapasiteyle devam ediyor ama 1-2 ay sonra bu rakamın %50'lerin altına düşeceğini düşünüyoruz. Peki normalleşme sizin cephenizde ne zaman başlar? Buna ilişkin öngörünüz nedir Sayın Dalgakıran?
Şimdi biz ben bu konuda sadece makine sektörü içermiyor, bu bütün sektörleri, dünyayı, ekonomiyi içerdiği için şöyle söylüyorum soranlara ya da böyle yaptığımız röportajlarda, konuşmalarda durum tespitini yapalım. Herkes kendince bir çıkarımda bulunsun. Çünkü kaos, tam bir kaos dönemi ve bir kaos yönetimi gerekiyor. Bir fırtınanın içerisindeyiz. Henüz daha göbeğine gelmedik. Herkes fırtınanın içindeyken şimdi ne yapmamız gerekir diye soruluyor. Ama işte ülkelerin ekonomik olarak güçlülüğü aynen bu fırtınanın içine giren bir geminin sağlamlığı gibidir. Gemi sağlam değilse çok ciddi hasar görür. Sağlamsa hasar daha az olur. Şöyle söyleyeyim size, bu virüs, ekranlarda da gizliyoruz hocalarımızı. Ne diyorlar? Toplumun %50'sini 60'ını sarana kadar devam edecek. Öyle mi Hande Hanım? Evet. Evet, değil mi? Peki şu anda neredeyiz? Yüzde yarımlarda bile değiliz değil mi açıklanan rakamlara baktığımız zaman? Bu şunu gösteriyor. Demek ki biz uzun süre eğer işte bir aşı bulunması ya da virüsün bu izlediği stratejiden vazgeçip bir mutasyona uğrayarak daha zayıf hale dönüşmesi durumu yoksa belirli bir süre sonra 2-3 ay sonra normale dönmeye çalışacağız ama normalimiz bu olacak bizim. Yani bu virüs toplumsal bağışıklılık sağlanan, toplumda bağışıklılık sağlanana kadar biz belirli tedbirlerle gitmek zorundayız. Yani bugün diyelim ki Mayıs ayının sonuna kadar Nisan sonunda tap yaptı burada, aşağıya doğru inmeye başladı virüsün etkisi. Peki bu yok olacak mı? Hayır. İşte bu sosyal mesafe gibi, işte bir takım insanların evden çıkmaması ya da mecbur kalmadıkça çıkılmaması gibi kavramlar devam edecek. Bu devam ettiği sürece de turizmde, efendim söyleyeyim, yeme içme, eğlence, topluluk, o halde hareket etmeyi gerektiren bütün alanlar ekonominin dışında kalacak. Toplumda tüketme iştahı minimum seviyelerde olacak. İşsizlik belirli boyutlarda olacak. Dolayısıyla da bu tüketim iştahını da, yatırım iştahını da oldukça düşük tutacak. Bizim dünyanın, dua edelim, dünya bu virüse karşı çok kısa sürede kesin bir çare üretir, zafer elde eder. Yoksa hakikaten birkaç yıl bununla yaşamak zorunda kalacağız. Çünkü tedbirleri kaldırdığınız zaman, yani bunun toplumun %1'i bu virüsü aldı ve geçirdi, iyileşti diyelim. Tedbirleri kaldırdığınız zaman sıfırlanmayacağı için tekrar aynı şekilde salgın başlayacaktır. O tedbirlerle yaşamanın da ekonomiye vereceği bir zarar olacaktır. Böyle bakalım herhalde. Sayın Dalgakıran, şunu da sorayım. 3 ay sonra yavaş yavaş çarkların dönmesiyle başladığımız bir noktada sanayi yüzde kaç kapasiteyle çalışabiliyor olacak 3 ay sonrasında? Ve makine imalatında özellikle yarı ara malında yurt dışına bağımlı sektörlerden biri, tedarik kısmında bir soruna bağlı üretimde sıkıntı yaşanabilir mi? Tabii, yani bu hep söylediğimiz şey, dünya ekonomileri, dünya ülkeleri ekonomik olarak birbirlerine çok bağımlı halde ve hiçbir ülkede bir ürünün %100'ü yapılmıyor. Bu tedarik zincirinde kırılmalar olduğu zaman da üretimde ağır problemlerle karşılaşılıyor. Dolayısıyla da üretimin ya da tedarik zincirinin ciddi halkası olan bir ülkede geniş bir sorun yaşandığı zaman diğer ülkeler ciddi şekilde bunlara ilgili etkileniyor. Ama şöyle söyleyeyim, Avrupa'da yavaş yavaş işte o maksimum noktaya geldikten sonra biz bu virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz bir süre, ya çaresi bulunana kadar, ve çarklar dönmeye başlayacak. Çünkü hayat devam ediyor, durmayacak. Ama biz bununla yaşamayı öğreneceğiz. Ama şöyle söyleyeyim, herhalde %10'lar civarında bir küçülmeye, 5 ile 10 arası küçülmeye uğrayacak diye düşünüyorum ben ülkeler. Bundan en çok etkilenecek 10 arası küçülmeye uğrayacak diye. Ben öyle hesap yapıyorum.
Çünkü yapılan hesaplarda 3 aydan sonra hızlıca ekonominin tekrar hareketleneceği düşünülüyor. Bazı sektörler çok hareketli olacak. Mesela böyle dönemlerde gıda sektörü çok hareketli izlediğiniz gibi. Ama yeni yatırımlar gerektiren ya da işte kıyafetti, şuydu, buydu, insanların tüketimde zaruri olmadığı alanlar oldukça yavaşlayacak diye düşünüyorum. Mesela tatil diye bir şey düşünebiliyor musunuz? Haziran'da, Temmuz'da insanların tatile gidebileceğini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Turizm açısından da zorlu bir yol olacak. Peki Sayın Dalgakıran, ya, bu kapsamda... Ya da futbol maçları oynanacak mı? Oradan da gireyim yani. Futbol maçları oynanacak mı? Hayır. Yani o kadar evet. Çok faaliyet bulacak ki evet. Sportif doğru. Faaliyetlerden turizme birçok evet. Sektör hemen birden hareketlenmesi kuşkusuz beklendiği gibi de olmayacaktır diyorsunuz. Bu dönem bir dizi alınan tedbirler var. Kısa çalışma ödeneği, diğer yanda kredi garanti fonunun destekleri. Sahada bunların uygulama hızına dair yorumunuzu da almak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii bu tedbirler olumlu tedbirler. Böyle dönemde devletin tüm imkanlarını insanları için seferber etmesi gerekiyor. Ve bununla da önce tabii ki dar gelirlilerden başlaması gerekiyor. Çok doğru bir şey olarak görüyoruz. Ama şunu da ihmal etmememiz gerekiyor. Yani bunu atlayarak yürüyemeyiz. Yani devlet nereden bu geliri elde ediyor? Kendi endüstrisinden, çalışanlarından, sanayisinden, işte hizmet sektöründen, şuradan buradan. Öyle değil mi? Bizim petrolümüz, doğalgazımız yok. Dolayısıyla da ya çok ciddi bir rezervin olacak ki uzun süre dayanacak, ekonominin çarkları dursa bile devletin elinde büyük rezervler vardır, oradan harcar. Böyle bir durum olmadığına göre de bizim bütün çalışanlarımızı, emeklilerimizi, memurlarımızı, öğrencilerimizi, çocuklarımızı korumamız ve hayatı devam ettirebilmemiz için de çarkları döndürmemiz gerekiyor. Bu çarkları da döndürmek için de ciddi desteğe ihtiyaç olabilir. Bakın Almanya 750 milyar euro bu işe ayırdı. Fransa 350 milyon avro ayırdı. Amerika 2 trilyon dolar. İşte bu türde biz de imkanlarımız el verdiği ölçüde maksimumunda kaynaklarımızı bu çarkların dönmesi ve artı insanların böyle bir durumda hayatta sağlıklı bir şekilde kalmalarını devam ettirebilecek desteği vermesi gerekiyor. Devlet de elindeki imkanları gördüğüm kadarıyla zorlamaya çalışıyor ama bu imkanların da dar olduğunu görüyoruz. Yani içine bir girdiğimiz çerçevede bu kaynakların çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Hele yurt dışında diğer Avrupa'daki ve Amerika'daki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ya çok da bu krize fazla da böyle rezerv ve hazırlıklı bir şekilde giremedi ekonomimiz ve ülkemiz. Dolayısıyla da sıkıntıyı biraz daha sert hissedebiliriz. İşte bu çerçevede de çarkların dönmesini sağlamak çok çok önemli ki buradan elde edilen kaynaklarla ülke kendi yağıyla kavrulmayı becerebilsin. Ama geldiğimiz nokta işte bu kaynakların sınırlı oluşu Türkiye'nin parasal olarak daha geniş imkanlara ihtiyacı olduğu gerçeğini önümüze koyuyor. Evet, özellikle bu krize bir miktar rezerv ve kaynak açısından kısıtlı, sınırlı bir ortamda giriyoruz. Bu da bir miktar daha sıkıntılı süreci uzatacaktır diyorsunuz. Makine imalat evet. Sektörü özelinde gerek KGF olsun, gerek kısa çalışma ödeneği ve beraberinde açıklanan işte vergisel ertelemeler. Hepsini topladığımızda siz sektörünüz özelinde talebiniz var mı? Bizim şöyle gün hep beraber dayanışma günü. Bizim şöyle bir talebimiz var. Mücbir sebep kapsamına alınan sektörler var. Baktığımız zaman gıda sektörde bu işin içinde işte endüstriyel mutfak ürünleri bile mücbir sebep kapsamına alındı. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Böyle bir durumda biz makine sektöründe bunu da içine alın da demiyorduk. Bütün kaynaklar zorda olan bütün unsurlar için eşit şekilde
desteklenmeye ayrılmalı ve birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Kaldı ki şunu söyleyebiliriz. Makine sektörünü Türkiye, Türk devleti stratejik sektör ilan etti. Hükümetimiz stratejik sektör ilan etti. Stratejik olan nedir? Yangında ilk kurtarılacak eşyadır. Dolayısıyla da eğer böyle bir ayrımcılık yapılıyorsa, yapılacaksa ilk önce makine sektörünün bu işin içinde olması gerekir. Çünkü böyle bir dönemde yatırım yapılmaz. Böyle bir sektörün kurulması ve gelişimi en az 50-60 yıl gerektiriyor. Ve henüz daha reşit şeye geçemedi. Yani tam bu geçiş büyüme aşamasındayken, tam bir kendi rüştünü ispat edecekken, tam gerekli noktalara gelecekken bu krizle karşılaştı. Eğer bir ayrımcılık yapılacaksa bu ayrımcılığın da stratejik olanla başlaması gerekir. Ama biz şunu söylüyoruz ki kamu ayrımcılık yapmasın, zor durumda olabilecek bütün sektörlere eşit şekilde el atsın. Evet, bir sebepten tüm sektörler yararlanmalıdır ki özelinde stratejik olarak atfedilen makine imalat sektöründe yararlanması gerektiğine vurgu yapıyorsunuz. Önemli bir konuya girdiniz son 5 dakikada, hemen onun da yorumunu almak istiyorum. Biz bu kriz öncesinde 4.0 dönüşümden bahsediyorduk. Evet, bu 4.0 dönüşümü sağlayan bir önemli noktada fabrikalar, üretim tesislerinde değil mi? 24 saat ışıksız ortamda üretimde, tabii ki robotik otomasyon sistemlerinin konuşuldu. Bu kriz nedeniyle bu yatırım ortamı bir miktar daha geç mi girilecektir? Türkiye bu trenin lokomotifini kaçırma sorunuyla baş başa kalabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi kaçırma derken tabii geride kalacak. Ya şu anda mesela Çin'de bütün fabrikalar çalışıyor. Onlar tabii ki biraz da insan haklarına da çok fazla riayet eden bir ülke olmadığı için neticede o fabrikalar şu anda bütün dünyanın ihtiyacını karşılamak üzere 24 saat çalışıyorlar. Bu tür şeyler hayatta kalma mücadelesinde endüstri 4.0'larda fantezi olarak kalıyor. Çünkü kaynaklar dediğim gibi sınırlı olduğu için, özel sektörde de kaynaklar sınırlı olduğu için bunlar yatırım gerektiren konular ve hem yatırım gerektiren hem de geleceğe dair ciddi umutlar ve ümitler beslenmesini gerektiren yatırımlar. Dolayısıyla da şu anda şirketten mevcut konumlarıyla nasıl ayakta kalırız, nasıl bu dönemi atlatırız, bunun derdi içerisindeler. Yani artık birinci, ikinci, üçüncü derecede masada yatan konulardan biri değil. Evet. Peki Sayın Dalgakıran, son iki dakikamız içerisinde şunu da sormak istiyorum. İhracat pazarları anlamında makine imalat sanayinde ne kadarlık bir etkilenme olacaktır? Bunlar hep tahmin tabii. Ne kadarlık derken şöyle söyleyeyim. Giderek siparişlerimiz düşüyor yurt dışında da. Bu dünyanın bu işi ve ne kadar uzun süreceği, dünyada ne kadar etkileneceğiyle doğru orantılı. Ne kadar etkileneceğine baktığımız zaman, mesela ben Adnan Dalgakıran olarak bunun dünyayı ciddi etkileyeceğini ama 3-4 ay sonra ne olursa olsun bütün dünyada çarkların dönme hızının yükseleceğini düşünüyorum. Yani riskleri de taşıyarak dönecektir. Çünkü başka türlüsü bütün dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelecektir. Makine sektörünün ihracat kaybı her sektör gibi olacaktır ama bu rakamları bu yıl için %20-25'ler seviyesinde olacağını düşünüyorum. Sayın Dalgakıran, özellikle ben şu anlamda sormak istedim. Türkiye'nin ihracat yapısı ağırlıklı %51 oranında AB pazarına bağımlı ve AB pazarı da şu an salgının en merkez noktalarından biri. Her ne kadar vakalarda kısmi bir iyileşme, yumuşama olsa da belki uzak doğu pazarının daha erken üretim sürecine döndüğünü düşünürsek Türkiye'nin ihracatında pazar çeşitlendirmesi de bugün için çok daha öne çıktı değil mi? Tabii ki pazar çeşitlendirmesi öne çıktı ama aslında pazar çeşitlendirmesinden çok Türkiye hemen hemen bütün pazarlarda var. Ürün çeşitlendirmesiyle ilgili sıkıntımız var. Daha doğrusu daha katma değerli ürünler yapmakla ilgili sıkıntılarımız var. Yani siz ülke olarak yaptığımız ürünlerin analizini yapmak lazım.
herkesin yapabildiği şeyleri yapıyorsanız sıkıntılı zamanlarda sizin alternatifinizi çok kolay diğer ülkeler üretebilirler. Şöyle bakmak lazım. Dünya bize hangi konuda muhtaç? Hangi konuda neyi almazsa Türkiye'den sıkıntıya düşer dünyada herhangi bir ülke? Bunun cevabını verdiğiniz zaman bu durumun etkisini de doğru şekilde analiz edebilirsiniz Hande Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyon Başkanı Adnan Dalgakıran'a yapmış olduğu değerli yorumlardan dolayı diyorum. Ve böylelikle 1.30 dakikayı bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından aile ekonomisiyle yeniden sizlerle birlikte olacağım.